Kişinev'i seviyorum. Moldova'nın kültürüne özgü kıyafetleri var. Sovyetler Birliği'nin izlerini taşımakta. Parkın ortasında bir havuz mevcut. Dikkat ederseniz burada çalan müzik de Fransızcadır. Geçitler şu şekilde. Parlamento Republicii Moldova. Gördüğünüz anıt arkadaşlar zafer takıdır. Yıkılma emri verildiği bu otelin. Toplu taşıma araçları şu şekilde. Ștefan cel Mare'nin heykeli bulunmakta. Moldova'nın başkenti Kişinev'den herkese merhaba arkadaşlar. Kişinev'in en uzun caddesi olan Ștefan cel Mare caddesindeyik. Bu şöyle bir özellik taşımakta. Ștefan cel Mare Moldova'nın ulusal kahramanıdır. Ve aynı şekilde de bu caddeye ismi verildi. Ștefan cel Mare Caddesi. İleride Hotel Kişinev var. Burada da yine bir hotel vardı arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz otelin ismi Hotelul Național. Bu otel Sovyetler Birliği zamanında yapılmış olup 91'de Moldova bağımsızlığını ilan ettikten sonra faaliyetini durdurdu ve 2006'da da özelleştirildikten sonra bu hale geldi. Ve yanlış anlamadıysam da yıkılma emri verildi bu otelin. Yani anladığım kadarıyla gelecek zamanda bu otel yıkılacak. Ștefan cel Mare Caddesi'ni gezelim ve sizlere de birazcık böyle etrafı göstereyim. Şu şekilde burada bir süpermarket var. İsmi Fidesco. Şöyle bu apartmanlar arkadaşlar Sovyetler zamanından kalma. Dediğim gibi Ștefan cel Mare Caddesi Kişinev'in en uzun caddesidir. Toplam uzunluğu 3.8 kilometredir. Ve genelde yürüyüş, miting, grev olduğunda tüm bunlar bu caddede gerçekleşir. Yani gördüğünüz gibi Sovyetler Birliği'nden kalmış apartman daireleri. Moldova arkadaşlar 91 yılında 27 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak halen daha Sovyetler Birliği'nin izlerini taşımakta, özellikle eski rogar kapaklarının üzerinde ki yazılar Rusça yazılardır ve Sovyetler Birliği'nin armasını taşımakta. Görürsem onları da göstereceğim sizlere. İleride görürsünüz Euro Credit Bank'ın binası bulunmakta. Gerçekten büyük bir bina. Sağ tarafımızda bir tane eczane var. Arkadaşlar bu cadde üzerinde alt geçitler bulunmakta. Hani yolu karşıdan karşıya geçeceğinizde yoldan değil de alt geçitlerden geçersiniz. Bunlar da aynı şekilde Sovyetler zamanından kalmadır. Geçitler şu şekilde. Hani engelli vatandaşlar için şöyle raylar yapıldı. Yani bu geçitlerin içerisinde gördüğünüz gibi ufak böyle butikler bulunmakta. Hani böyle telefon, elektronik eşya, kılıf, aksesuar gibi şeyler satmakta, satılmakta burada. Şöyle kitaplık var burada. Dediğim gibi telefon tamir merkezi. Arkadaşlar burası birazcık karanlık. Dolayısıyla görüntüler çok kaliteli olmayabilir. Bu ileride gördüğünüz Unik Magazin Universal büyük bir alışveriş merkezidir arkadaşlar. Restore edildi. Son hali bu şekildedir. Şöyle karşı tarafta Terenova var. Street Style Maximum. Yani bu yolun üzerinde arkadaşlar birçok alışveriş butiği bulunmakta. Restoran, kahve, opera, tiyatro ve sinema binaları. Meclis binası bu cadde üzerinde yer almakta arkadaşlar. Dediğim gibi dolu bir cadde burası. Gördüğünüz gibi Boulevard Ștefan cel Mare. Yani Ștefan cel Mare Boulevard'ı, Ștefan cel Mare Caddesi. Şu anda yollar yapılıyor. Görürsünüz yollar yenilenmekte.
Moldova'da sevdiğim bir şey şu. Yaya geçidine ayağınızı bastığınız anda araçlar durur. Tabii şöyle, bazı yaya geçitleri trafik ışıkları tarafından kontrol ediliyor. Ancak yaya geçitlerinde trafik ışığı yoksa siz adımınızı attığınız anda araçlar durur ve yolu geçebilirsiniz. Beklemek zorunda değilsiniz yani. Burada da aynı şekilde Orange ve Moldcell, iki tane operatör arkadaşlar. Moldova'daki en büyük iki operatördür. Orange ve Moldcell. Karşıda gördüğünüz maliye binasıdır Moldova'nın. Endis Pizza var burada arkadaşlar. Moldova'da bilinen bir mekandır Endis Pizza. İyi bilinen bir yerdir daha doğrusu. Yani Moldova'ya gelirseniz Endis Pizza'yı ziyaret edip pizzalarını deneyebilirsiniz. Şöyle sizlere daha yakından da göstermiş olayım. Döviz büroları mevcut. Exchange 24 diye. 7-24 açık bir döviz bürosu burası. Burada da bir 6. kuyumcu var. Aur, Argent. Şöyle yolu karşıya geçmek istedim. Sizlere biraz da bu taraftan kareleri aktarmak istedim. Burada yine bir devlet binası mevcut. Böyle çok güzel bir mimarisi var. Şu şekilde böyle güzel bir bahçesi var. Biraz trafik var bugün. Şu anda böyle saat 3.30. Arkadaşlar, Kişinev başkent olmasından ötürü çok kalabalık bir şehirdir deyim ben size. Hem araç trafiği çok, hem insan kalabalığı çok. Yani herkes bir yerlere yetişmeye çalışır. Çünkü hani tüm iş Kişinev'de döner başkent olduğundan ötürü. Evet arkadaşlar, toplu taşıma araçları şu şekilde. Kişinev'de. İnsanlar burada duraklarda troleybusları beklerler. Genelde bu eski binaların alt katları işte butik veya dükkana çevrilmiş durumda. Üst katları ise şöyle gördüğünüz gibi, üst katları ise halen daha o eski izleri taşımakta. Sovyetler Birliği'nin izlerini taşımakta. Burada da yine bir devlet binası mevcut arkadaşlar. Burası İçişleri Bakanlığı'dır. Fark ettiğiniz gibi Kişinev'deki devlet binaları farklı bir mimariye sahiptirler. Tabii ki Sovyetler Birliği'nden kalma, ancak normal apartmanlara, normal evlere göre çok farklıdır mimarisi. Çok daha güzeldir deyim ben size. Dediğim gibi arkadaşlar, bugün sizlere Kişinev'i tanıtmak istedim. Ve hani Kişinev'i en güzel sizlere nasıl tanıtabilirdim? Kişinev'in en uzun caddesi olan Ștefan cel Mare Caddesi'ne geldik. Genelde dediğim gibi en aktif caddedir, en uzun caddedir Kişinev'deki. Ve yani sizlere daha önce de söylediğim gibi birçok önemli olay bu caddede gerçekleşir. Yine aynı şekilde arkadaşlar, Endis restoran mevcut burada. Endis Pizza veya Endis restoran Moldova'da Kişinev'de bilinen bir yerdir. Hani gelirseniz ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Tabii işte arkadaşlar, başkent olmasından ötürü çok fazla trafik var burada Kişinev'de. Bu gördüğünüz bina da arkadaşlar tiyatro binasıdır. Bu gördüğünüz panoda da yapılacak olan gösterilerin listesi mevcut. Saatleriyle birlikte. Burada ufak bir park mevcut. Çok güzel, çok temiz. Böyle çocukların oynayabileceği bir alanda mevcut ufak. Yani normalde böyle parklarda alışık genelde hep yeşillik görmeye. Burası tam aksine böyle daha çok fayans ile kaplı bir parktır. Bu karşıda görmüş olduğunuz beyaz ve kenarları yeşilli bina ise Sala cu Orb'dur arkadaşlar ismi, Moldovcası. Klasik konserlerin verildiği yer arkadaşlar burası.
yapımı 1901'de tamamlanıp faaliyete açılan bir binadır arkadaşlar bu. Dediğim gibi bu binada klasik konserlere yer veriliyor. Çok güzel bir mimariye sahip bu bina. Burada da yine bu binada konser verecek olan isimler mevcut. İleride de görürsünüz, top çeviren bir dayımız var. Evet, böyle güzel bir güzel bir şov yaptılar bizlere. Fanteziye diye bir market mevcut. Produsun Moldova, yani tamamen Moldova'ya özgü şeyler satmakta. Burada Moldova'nın kültürüne özgü kıyafetler var. Hani bunları göstermişken sizlere fiyatını da göstereyim. Bunun fiyatı 2475 lei'dir. Şöyle el yapımı ufak karikatürler var burada. Bir tanesi 60 lei. Daha büyük olanlar 105 lei. Buzdolabı mıknatısı arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde. Moldova'ya özgü el işlemeli dekorasyonlar var burada. Bu yer arkadaşlar tamamen Moldova'ya özgü heykelcikler, el işlemeli karikatürler, anahtarlıklar, kıyafetler, yani Moldova yöresine ait birçok şey satmakta. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bu caddenin meydanına geliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu meydanda mitingler, yürüyüşler, grevler, toplantılar, her ne gerçekleşiyorsa burada gerçekleşir arkadaşlar. Herhangi büyük bir faaliyet olduğunda bu meydanda gerçekleşir. Bu da arkadaşlar gördüğünüz meclis binasıdır. Aşağısında da yine aynı şekilde bir park var. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz sahnenin burada bulunmasının sebebi ise yarın 27 Ağustos'tur ve 27 Ağustos 1971'de Moldova bağımsızlığını ilan etti. Yarın ise işte bayramdır deyim size. Bu karşıda gördüğünüz anıt arkadaşlar Zafer Takı'dır. Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan tarihi bir anıttır. Şöyle ortasında da bir saat var. Arka tarafında da bir kilise var arkadaşlar. Şu anda sahnede temizlik yapılıyor. Son hazırlıklar yapılıyor. Dediğim gibi yarın burada konser olacak. Ses sistemleri getirildi. Hani faaliyet olduğunda burası dolar arkadaşlar. Öyle deyim ben size. Buna ek olarak arkadaşlar beyaz bir vina var ileride. Tepesinde bayrak dalgalanır. O da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'dır. Şöyle sizlere onu da uzaktan göstermiş olayım. Burası parktır arkadaşlar. Ve parkın girişinde de şu şekilde daha yakından sizlere de göstermiş olayım. Ștefan cel Mare'nin heykeli bulunmakta. 1457-1504 etrafı şu şekilde güzel bir dizayn yapmışlar arkadaşlar, yeşilliklerden tamamen doğal. Girişi şu şekilde. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Girişte böyle bir yazılar mevcut. Bilmiyorum okuyabilirsem tabi. Yazıların durumu çok kötü olduğundan ötürü okunmaz. Burası da park arkadaşlar. Bu oturma yerleri sanırsam yeni boyandı. Çünkü rengi çok böyle canlı durur. Gerçekten böyle çok sessiz, huzur dolu bir yer.
gezmek için, vakit geçirmek için huzurlu bir ortam arıyorsanız burası tam yeridir diyeyim size. İleride de böyle parkın ortasında bir havuz mevcut. Kız arkadaşımın, Daniela'nın bu havuz, bu yer ile ilgili bir anısı varmış. Ufakken, bilmiyorum kaç yaşındaydı. Aşağı yukarı 7 yaşındayken bu ileride görmüş olduğunuz havuzun önünde resmi var. O resmi bulursak sizlere de göstereceğim. Hani en azından buranın eski halini de görmüş olursunuz. Evet. Karşıda arkadaşlar yazarların, şairlerin anısına bir büst yapıldı. Şu şekilde etrafı renkli renkli çiçeklerle süslendi. Burada gördüğünüz büstler ise arkadaşlar Moldova'daki ünlü yazar ve şairlerin büstleridir. Aynı şekilde böyle sol tarafta da mevcut. Evet, şöyle sol taraftan dönmek istedik. Şu şekilde Bonjour Cafe'dir arkadaşlar bu yerin ismi. Yani Fransızcadan sizlere tercüme edecek olursam Merhaba Cafe gibi bir şey işte. Az çok Fransızca da öğrendik birazcık. Dikkat ederseniz burada çalan müzik de Fransızcadır. Yani böyle güzel bir ambiyans yarattılar burada. Kişinev sadece bu caddeden ibaret değil. Ancak Kıbrıs'ta, hani Lefkoşa'da, Dereboyu Caddesi neyse buradaki Ștefan cel Mare Caddesi de odur arkadaşlar. 15 minuti 50 lei. O oră jumătate lei. 100 lei. Okay. Mulțumesc. Şu gördüğünüz araçları kiralamak istiyorsanız arkadaşlar 15 dakikası 50 leydir. 1 saati de 100 leydir sanırsam. Şu anda çıkışa doğru giderik arkadaşlar. Sizlere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı daha yakından göstermek isterim. Evet arkadaşlar. Karşıda görmüş olduğunuz beyaz bina Cumhurbaşkanlığı Sarayı'dır. Evet, yeşil yanar. Geçmemizde bir sıkıntı yok. Burası da arkadaşlar Moldova Cumhuriyeti parlamentosudur. Şöyle Moldova yazmakta yeşil çimlerin üstünde. Parlamentul Republicii Moldova. Moldova Cumhuriyeti parlamentosu arkadaşlar burası. Karşıdaki de Cumhurbaşkanlık Sarayı'dır. Președinția Republicii Moldova. Evet arkadaşlar, sizlere Moldova Cumhuriyeti'nin parlamentosunu, Cumhurbaşkanlık Sarayı'nı göstermiş oldum. Ben de çoktan buraları görmemiştim. Yolun karşı tarafına geçtik. Hani sizlere biraz da bu taraftan böyle kareler aktarayım. Şu şekilde arkadaşlar. Kişinevi seviyorum yazısı. Hemen binanın girişinde. İsmi Teatru Național de Opera și Balet. Bu bina arkadaşlar opera ve bale binasıdır arkadaşlar benim size. Şöyle taksiler mevcut arkadaşlar Moldova'da. Yandex Go'dur isimleri. Aplikasyon mevcut. Play Store veya Apple Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve hani orada her şeyi yazmakta. Gideceğiniz mesafeye girdikten sonra ne kadar ücret ödeyeceğinizi de öğrenirsiniz arkadaşlar oradan. Dolayısıyla gazıklanmazsınız arkadaşlar, öyle diyeyim ben size. Çünkü yabancı olduğunuzu görürse normal böyle taksiler sizleri gazıklayabilirler.
Arkadaşlar şu anda caddenin meydanına geri dönüyorum. Zafer Takı'nın yanında bir kilise vardı. Arka tarafında kaldı daha doğrusu. Sizlere o kiliseyi de daha yakından göstermek isterim. Şöyle sizlere Zafer Takı'nı bir de bu açıdan göstermiş olayım. Evet, yeşil yandı. Karşıya geçebiliriz. Şu şekilde arkadaşlar, bu caddede böyle levhalar mevcut. Bu cadde üzerinde hangi yönde ne var, ne bulunmakta diye gösterir. Şöyle QR kodu da var arkadaşlar. Muhtemelen QR kodu tarayıp gideceğiniz yön veya yer hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Burada bir ev mevcut. Odundan yapılmış. Daha yakından bakmak isterim nedir bu diye. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar QR kodlar mevcut. Muhtemelen buradaki QR kodları okuttuğunuzda sizlere buradaki yerler hakkında bilgi verecektir. Arkadaşlar bunlar Kişinev'de bulunan ve görülmesi gereken yerler. Tabii tüm bu yerlere gitmek biraz zor. Dolayısıyla bu şekilde hepsini bir meydanda sergilediler. Şu şekilde tüm bu önemli yerleri bir meydanda sergilediler. Bu muhtemelen resepsiyon falandır ama şu anda kapalıdır. Sizlere buradaki kiliseyi de biraz daha yakından göstermek isterim. Şöyle buradan devam etmekte arkadaşlar. Sergideyim size. Şu çiçeklerin güzelliğine bakın ya. Hiç bu kadar çoğunu bir arada görmediydim ha. Gerçekten böyle çok turlar ve hani rengi de böyle gam kırmızısıdır diyeyim size. Şöyle burada ufak bir havuzcuk var. Fıskiyeleri tam çalışmaz. Kilisenin bulunduğu bahçenin ortasında şöyle bir yapıt var arkadaşlar. Bilgi panosu yok arkadaşlar buradaki kilise ile ilgili. Sizlere böyle kiliseyi bir de bu açıdan göstereyim. Evet, biz de buradan döneceğiz sanırsam. Arkadaşlar biz Kişinev'e dayımdan geldik. Şimdi dayımla buluşacağız ve köye döneceğiz. Bugün arkadaşlar sizlere Moldova'nın başkenti Kişinev'i tanıtmak istedim. Evet arkadaşlar, bugünden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.